بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نفر قلوبنا بالإيمان وهدانا للإسلام والصلاة والسلام على من أرسله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين اللهم نذر قلوبنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا آمين دير بشير. باب في صلاة الليل gece namazları ile ilgili bölüm. Hadis-i şerif kimden geliyor? Ayşe validemizden. Gece namazı deyince Peygamber Efendimiz çoğunu evde kıldığı için veya mescitte hemen e, Peygamber Efendimizin evinin, Ayşe validemizin hüc hücresinin önünde kıldığı için, oralarda kıldığı için en iyi bilen kim? Ayşe validemiz. Bugünkü Peygamber Efendimizin türbesinin bulunduğu yer neydi? Ayşe Valdemiz'in eviydi, oraydı. Oranın içi şeye bak, hemen onun yanında, önünde, o yan tarafta, hemen onun önünde bugün erkeklerin ziyaret için geçtiği yerde önden geçiyor. Onlar hanımlar yana geliyorlar. Önde Hafsa Valdemiz'in evi vardı, yani şey olarak Peygamberin türbesinin önünde Hafsa Valdemiz'in evi vardı. Dolayısıyla Ayşe Valdemiz biliyor. Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yusalli min el leyl gecelerin kılardı 10 rekatın 10 rekat namaz kılardı ve yutri bi son secdeyle yani son bir rekat daha buyurun buyurun şey daha kapı çalmak yok Evet sen gelmeyince başkasına sormak zorunda kaldık. Sivas'ta çok soğuk varmış diyorlar. Evet. <laughs> Hayırlısı diyelim. İstanbul'da da kar yüzü görmedik. Havadan düşerken birkaç tane beyaz kelebek şey şey. şey. Buyur. Kar görmeden bahar geldi. Evet, kar görmeden bahar geldi maalesef. Rasulullah ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz 10 rekat eee kılardı ve yutru bi secdetin e, bir bir rekat daha kılarak ne yapardı? Bitirlerdi onu ve yescudu secdeteyl fecr daha sonra fecir, sabah namazının sünnetini kılardı. Eee fezalika böylece hepsi 13 rekat 13 rekat olurdu diyor. Şimdi bu bir ifade şekli. Bize göre yani şu anda peygamber Efendimiz bunun ilk 8 rekatı neydi? Teheccüd namazıydı. sahurda kılıyor. Ondan sonraki üç rekatta teklike olan neydi? Vitir namazıydı. Daha sonra gelen iki rekatta fecir girince kılardı onu. Peygamber Efendimiz o da fecir namazıydı. Böylece hepsini sayarsan 8 artı 3, 11 artı 2, 13 eder. Evet, evet. Genellikle öyleydi. Ama şöyle diyeyim, nafile namazda ille öyle olacak diye bir kaydı yok. Ama en eftel vakti nedir? Gecenin sonuçta biridir. Yok. Hissetmeyin. E, çünkü o da bir ayrı şey. Yani Cenab-ı Allah farz kılmamışsa yani kulan üzerine farz değilse kul bundan suçluluk hissetmemeli. Şey olarak e, talebelik yıllarımızda hiç bırakmamaya çalışırdık. Evvabin namazını akşam namazından sonra kılmadığım zaman o gün e, hayırsız bir günmüş gibi geliyor insana. E, bu doğru bir ifade değil. Yani o yüzden yani ara sıra kılmasam mı demeye baş, başlamıştım. Çünkü insana öyle bir duygu geliyor. Bugün şunu yapmadım. Bugün hayırlı ol, Bir gün olmayabilir anlayışı geliyor. Hayır değil yani. Tekrar ediyorum. Ee, Cenab-ı Allah'ın farz kılmadığı bir şeyi bizim farz makamına oturtma hak salahiyetimiz yoktur. Yani evetdir. Yok vacipleşmiyor. Yani böyle bir anlayış da var işte. Zihinde vacipleşiyor. Yani şöyle diyeyim. Yani ancak adarsan vacipleşir. Bir? Yani. Alışkanlık yani şey olması güzel. Evet. Hayır yani şöyle diyeyim kısaca yani şuurunuzda bilirseniz bir insanı terk etmeye de teşvik de doğru değil. Şunu bilirseniz ki Cenab-ı Allah bunu bize farz kılmadı. Hastalık hali var, yorgunluk hali var, dar vakit hali var, misafirin geldiği var, herhangi bir şeyin olduğu var. Bütün bunları düşünerek yani Rabbimizin icbar etmediği bir şeyi kendimize icbar etmeyeceğiz yani. O, öyledir. Evet evet yani. Bunu daha aç, sanki tek rekat kılmış gibi daha açık ifadeler de var. Ona binaen e, e, iki artı bir şeklinde kılıyorlar. Yani onlar da vitir. Üç de olabilir, bir de olabilir, beş de olabilir ve benzeri. E, bu şekilde ama üç kıldıkları zaman bile İki yıkılıp selam veriyorlar, kalkıp e, tek reket olarak kılıyorlar. Şeyde de yani aynı şekilde nedir o? E, daha önce söyledim Ahmet İbn Hanbel merhum da e, İmam Şafii'nin talebesidir biliyorsunuz bir taraftan da Ahmet ibn Hanbel İm İmam Şafii'nin talebesidir. E, onlarda da tercih edilen görüş iki artı bir şeklinde yani iki yıkılıyorlar, selam veriyorlar, kalkıp kılıyorlar. Tabii hemen akla bir şey geliyor soru e, şimdi söyleyeceğim. Biraz da garip gidecek. E, Hanefilerin bu şekilde kılan namaza uyması doğru değildir. <laughs> evet yani. Şu, iki rekat kılınabilir. Onu nafile kabul eder. Ama tek rekata, tekrar tek rekata, üçe, üçe kalkmaz. E, duasına oturdu, iştirak edebilir. E, kalkar sonra kendi vitrini kılar. Yani doğru olan budur. E, bu e, Hatta bunun müzakeresinde Kemalettin İbni Hümam var. Kim o? <laughs> Niye sana sordum acaba? <laughs> Kemalettin İbni Hümam rahmetullahi aleyh Sivas, Sivas kökenlidir. <laughs> ha, <evet. gülüyor> Sivas kökenlidir. Ailesi Mısır'a göç etmiştir. İskenderiye'dedir. Dolayısıyla e, Sivasi tüm meskenderani denilir. ama şöyle diyeyim. Hanefi mezhebinde çok ciddi bir yeri vardır. Kitabı Fetul Kadir diye hidaye Şerhi bir eseri var. Tamamlayamamıştır. Keşke tamamlasaydı. E, tamamladığı kısımlar çok kıymetlidir. Ondan sonra birisi gelerek tekmine olarak tamamlamıştır. Ama yani kitabın baş tarafıyla son tarafı arasında uçurum kadar fark var. Yani bir insanın ilmini, e, cümlesinin lüzumunu, e, bu cümlenin buraya nasıl oturduğunu, önünü, sonunu düşününce dört dörtlük onun bölümüyle diğerinin arasında dağlar kadar fark var. Şimdi şeyde vardı yani birisi konuşuyor ne bilgili diyorlar dedim hiç bilgili değil. <laughs> dedim şahıs aleyhinde konuşmayı sevmem ama kişinin cümlelerinden kurduğu cümlelerinden bilgisi ve dayandığı şeylerden bilgisi anlaşılır. Yani her insan gibi bilen insan tarafından bilinebilir. 50 tane itiraz gelebilir bir kitap yazmışlar getirmişler. Bunu fıkıhtan anlayan bir insan o kitabı yazmış olamaz. Çünkü fıkhi kurduğunuz cümleler başka manaya gelmemeli. Yani hani efradını e, mani ağyarın mani, efradını cami derler ya o şekildeki ibareler olmalılar. Başkasına mani olmamalılar. E, Kemalettin İbni Hüvam merhum yani o konuyu tartıştırıyor şeyle ilgili olarak arkasından da yani şey iki tane şey zikrediliyor orada. iki açıdan bu şekilde namaz kıldıran bir imama tabi olması doğru değildir diyerek müzakere ediliyor. Birincisi vitir namazı biliyorsunuz diğer mezheplerde sünnettir. Bizde vaciptir. Vacibi onlar farz manasını alır ama bizde vaciptir. Şimdi bir kaide vardır fıkıhta kuvvetli, e, zayıfa bina edilmez diye. Kuvvetli, zayıfa bina edilmez. Yani imam sünnet kılıyorsa, kılıyorsa siz farz kılarak dört, nasıl olsa kıldığı da dört reketli uyarı kılamazsınız. Niye? Onun kıldığı sünnet, sizin kıldığınız var. E, farz, e, farz olan e, sünnete bina edilemez. Güçlü, zayıfa bina edilmez. Buyur? Bu da ayrıca. Ayrıca, misal olsun diye söyledim. E, bu açıdan uyamaz deniyor. Ama Kemalettin İbni Hümam orada devreye giriyor, kendi yorumunu yapıyor. Doğru ve güzel bir yorum. Ee, diyor ki, mesele bu olsaydı diyor, uyardık diyor, uyabilirdik. Neden? Çünkü bize göre vacip, onlara göre sünnet. Ama bu namazın Allah katındaki hükmü bir, aynı. Ya vacip ya sünnet. Yani bize göre farklı olması değil, Rabbimize göre farklı olup olmaması tesir eder. Dolayısıyla yani biz Rabbimiz katında neyse o düşüncesiyle böyle bir namaza uyar kılardık. Ama iki rekatten sonra bilerek selam verme kişiyi namazdan çıkarır. Tek rekatli bir namaz da bize göre yoktur. Bu açıdan uyulması doğru değildir şeklinde bir müzakere ediyor. Konuyu böylece özetledim. Hayırlısı diyelim yani bu şekilde dile getiriyor. E, oralarda da yani e, bizim insanımız alışkanlık gereği kalkıyor, uyuyor. E, niye uyuyorsun demiyoruz, sorulursa söylüyoruz. Bazen yakınsa söylüyoruz vesaire diyoruz. E, Rabbime havale ediyoruz. Ama e, fıkhi hükmü böyledir yani bunu bilesiniz. Evet. Elbette ki çünkü şeyde o görüş de var. Yani ikisini birleştirerek kılma görüşü de var hanbelilerde. Orada öyle kılsalar iyi ederler ama Hanbelilerde de bir Hanbeli kafalılık var. Bunu daha önce de söyledim. Ee, çok kata düşünüyorlar. Ee, doğrusu budursa budur yani manası. Sanki İslam e, Ahmet İbrahim Hanbel'in söylediği veya onlarda tercih edilen görüştür. Başkası İslam değildir gibi bir anlayışları var. Ee, bu o, yanlış elbette ki bir anlayış. Ee, ma maalesef öyle. Böyle bir şeyleri yok. Hassasiyetleri yok. Buyur e, ee, değil olarak var. Zayıf görüş olarak evet. var. Yani şöyle. Tek, tek namaz olmayacağı için. Ha, yani onlar, bir rekatlı, bir rekat, evet. rekat. Tek rekat derken bir rekata kastediyorum Bir rekatlı bir namaz yoktur diyor. Bir yani, evet. Yani. Evet. Evet. bir sürü, bir sürü delilli var yani şu şey olarak yani benzeri. Ve ya yani diğerlerinin delilleri de muhtemel yani e, artı bir kıldı ve benzeri ediyor ama kalkıp da yani kılmış olabilir. Yeni bir e, tekbir, tek bir yeni bir selamlı olmayabilir. Bu açık yani e, değil yanlış olarak muhtemeller delil olmazlar. İhtimana açıksa. Evet. İmam Yok şöyle şey diyeyim imama uydunuz. İmam namazdan çıktı ve siz devam ediyorsunuz. Bu sabık meselesi gibi değil. Yani ta tamamlayamaz. Onu söyleyen iddia da halk ifadesi olarak var. O şekilde akıl yürütenler var. Yani kalkıp da iki rekete tamam diyenler var. Ama tekrar ediyorum bu sefer imama muhalefet devreye giriyor. Evet. Bir şey daha var yani şöyle söyleyeceğim. Bir de e, vitirdeki cemaat asli cemaat değildir. İllete cema, cemaate uyacağım diye namazı tehlikeye sokuyorsunuz. E, çünkü vitirdeki cemaat asli cemaat olsaydı Ramazan'ın dışında da yani vitir cemaatle kılınırdı. Halbuki biz onu cemaatle kılmıyoruz. Sadece Ramazan'da vitire bağlı olarak ve sahabiler de böyle yaptığı için o şekilde kılıyoruz. Asli cemaati, asli olmayan bir şey için bir namazın vücubunu tehlikeye sokmuş oluyoruz. i̇lmi İhti açıdan ihtiyata da uygun değil yani onun için. Evet, evet, evet. tabii, 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 Yani şey olarak da. Şafiyim de, demiyor yani şu olarak oradakiler hiçbir zaman de, demezler ama şu anda Ramazan'da Umre'ye gitseniz size iki, bitiri vitri iki rekat kıldıracaklar, selam verecekler, kalkıp tekrar Allah'a Ekber tekrar tek rekat kılacaklar. binler bunlar da Şafiilerin olduğu yerde yapılıyor. Ama diğer ya şey de, o da cemaatle yapılmıyor. Yani fertler kıldığı için o sıkıntı olmuyor. Orada cemaatle kılındığı için Ramazan ayında Binlerce Türkiye'den de Umre'ye giden insan olduğu için sıkıntı oluyor. Evet. En son namazı evet. olarak Evet, evet. Hadisleri. Evet, aynen. Hocam bir şey kılıyoruz. Şö şöyle, şöyle diyeyim, geldi. Vitir e, namazının gecenin en son namaz olması bizde de fazil, eftal. Değil mi? Evet. neredeyse, yani şöyle, şöyle gibi, gecen eğer diyelim ki vitiri yatsıdan sonra vitir kıldın, Geceleyin kalktın, diyelim ki iki rekat, dört rekat namaz kıldın, gene vitir kılmalısın. Değil mi? Biz de okulun namazı yastığı gibi, anne vitri en azından yatarken kıl, yok ama alışkanlık o, illa hemen arkasından kılacak. Hocam, evet. şafiler de var. Şafiler de var. Yine vitir kılacak. Gecenin son namazı vitir olacak. Evet. Buyur. Şafiler Değişiyor. Evet. Ne değişiyor? Hanefilerde yok. Hanefilerde yok. Şafilerde bir de kılıyorlar, üç de kılıyorlar, artılı kılıyorlar ve gecenin mutlaka son namaz olması lazım. Evet. Evet. İkinci hadis şerifte Ayşe validemizden geliyor. Zevcin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem inna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana yusalli min el leyli ihte aşara Yani Peygamber Efendimiz 11 rekat kılardı. Yutiru minha bi vahidetin. Bunu tek bir rekat kılarak kılarak vitir haline getirirdi. Hepsini o bütün düşünür. Fe izâ minha bu namazı bitirinde ıttaca ala şıkkihil eymen sağ tarafına uzanırdı, yatardı. İttaca. Yattı demek vücudu uzatıp yatmak demek. <gülüyor> <gülüyor> Dualar sıkıntı değil, okunabilir. Başı <laughs> evet. açık. Evet. namaz kılınmaz, o zaman dua edilir. <laughs> evet. Kur'an-ı Kerim'de başı açık okunur mu diye sorsa, yani başkası <laughs> olmadığı yerde okunur. Yani şöyle. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de edebiyle ve kemaliyle okumak ayrı bir şeydir. Kur'an'ı tilavet etmek ayrı bir şeydir. Bir insan bulaşık yıkarken okuyabilir. Bulaşık yıkarken dinleyebilir. Karşısına Mustafa koyup ezberini tekrar edebilir. Yani e, hadiseyi Kur'an tilavetini zorlaştırmayalım. Ama öbürü de yok şöyle yapacakmışın, abdest alacakmışın, kıbleye dönecekmişin, şöyle diz üstü oturacakmışın, bilmem ne edecekmişsin. Bu kadar da okunmaz. Yani e, deniyor. Bunu şey yapmayalım. Yani ayıplamayalım. Bu çok güzel bir şey yani çok güzel bir şey ama bağlayıcı bir şey değil yani tekrar edelim. Yani kemale edeple Kur'an okumak böyledir. yani Cenab-ı Allah yani eee kıyamen ve qu'uden ala diyor. Yatarken bile yani Allah'ın zikredileceğini ve Kur'an-ı Kerim zikirlerin efendisidir. Yani şöyle söylüyor. Yani her halükarda Kur'an okuyabileceğimizi de bilelim. Yani bu ayrı bir gerçektir. Evet. Şimdi siz söyleyince babama, babamda da yükleniyoruz. yükleniyorsun. Evet. E Mesela işte bak burada konuşuyorsun, sen gidiyorsun orada <laughs> iş yapıyorsun, namaz kılarken Kur'an açıyorsun falan dedin, çok üzüldüm yani. <laughs> Çünkü işte o ondan renk alıyor, onu ziyaretten oluşturuyor. Evet. Sonuçta, ee, namaz kılarken açarak mı okuyor, Kur'an'dan mı okuyarak namaz kılıyor? Evet. Şimdi o hadidim okunuyor ya hocam, hocam evet. diye namazı orada da kılıyor. Evet. Kur'an'ın okunuyor. Bunu Hı. anlatamadık bütünü. Ayrıca kendi haline bırakmakta fayda var. <laughs> sesini sonuna kadar açıyor mesela dinlemeye çalışıyor. Evet. He, evet. Yani. Şimdi şey var yani Kur'an-ı Kerim dinlerken veya tekrar edeyim, okurken veya tekrar ederken yani her her halinde okuyabilir. Bunda bu sıkıntı yok ama namazın kendine ait ahkamı var vallahi yüzünden Kur'an okuyarak namaz kılmayı İmam-ı Muhammed mekruh olmakla beraber caiz görüyor. Ebu Hanife e, caiz görmüyor. Bir insanın namaza sahih olacak derecede Kur'an bilmeli ve ezberinden okumalıdır diyor. Evet. 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 Aynı, Aynı şey geçerli. Ama ayakta kılabilir onun oturarak Evet. Evet. Elbette. Kur'an tilavet sevabı ayrı. Tila, tilavet sevabı alırsınız. Evet. Tabii, tabii. Yedikurûn Allah'a kıyâmen ve gûûden ve alâ cunûbihim ve yetefekkerûne fî halkı semâvâti vel lâf diyor. Ben anlamadım. Sırt üstü. Yani her, yani anladım, anladım. Sırt üstü de her halükarda demek o. Her halükarda demek, her halükarda demek yani. Bir sonraki hadisi şerif geldi. 1336. hadisi şerif yine Ayşe validemizden geliyor. Değişik rivayetler olduğu için, yani silsiller <laughs> değişik olduğu için bize ulaşıyor. Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yusalli ma beyne en yefruga min salatil işa ila en yansadi'al al fecru ihta rek'aten yusallimu min kulli thinteyni ve yutir bi ve yemkutu fi sucudihi kadra ma yaqra ahadukum 50 ayet. Allah cümle bitmiyor ki ben de bitireyim. Yusalli namaz kılar. Fi ma an yafrugha min salati ila an Yatsı namazını yafrağa ne demek bitirdi demek. Ya boşa düştü demek niçin kullanılır Arapçada bitirdi manasına. yatsı namazını bitirdiği andan itibaren eee nedir? Yansadi'al fecr demek. Fecir doğuncaya kadar demek. In ufuktan fecir doğdu demek. Aydınlanma başladı demek. Eee insada şakka demek. Yani yarıldı demek. Sanki e, ufuktaki e, aydınlığın karanlığı yarmasının adıdır fecir e, vaktine kadar, e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bak burada seher vakti demedi, genişletti vakti gördüğünüz gibi. 11 e, rekat namaz kılardı. Yani ihta şarareke, yüsellimu min kulli her iki rekatta selam verirdi. ve yutiru bi vahidetin, tek bir rekatla ne yapardı? E, onu tamamlardı. Yani kalkıyor diyor, burada orası açığa çıkmış olmuyor. Onlara göre açığa çıkıyor. Bize göre yine mi çıkmıyor? <laughs> Bize <Dere> göre çıkmıyor. <gülüyor> evet. وَيَمْكُثُ ف۪ي سُجُودِهِ secdesinde beklerdi قَدْرَ مَا يَقْرَوْ اَحَدُكُمْ خَمْس۪ينَ <آيَة> ee, Sizden birisi 50 ayet okuyacak kadar bir zaman secdede beklerdi diyor. Biz namazlarda 5 ayeti zor okuyoruz. Bir, bir, kere teravih kıldırmıştım. Nerede? İkişer ayet okudum. Her rekatta ikişer ayet okudum. Bazısı da Şehr-i Ramazan'ın fihil gibi biraz uzunca falan filan. Bittikten sonra Bayburtlu var mı içinizde? Var mısın? Bayburtlar biraz patavasız olur. <laughs> <laughs> Mübarek hatimle mi kıldık dedi? <laughs> Dedim sen Bayburtlu musun? Evet dedim. Dedim sizi yanı yok. <laughs> Şu an olarak. Şimdi uzunla değil yani insanımız az e, rekatla kıla kıla, aynı şeylerle kıla kıla, bir de bir de tekrar eden ayetlerle kıla kıla e, öyle alışmışlar. Bizim e, teravih kılıcımız hiç güzel değil. Bir de şöyle bir şey, İmam çok rahat okursa ayrı, aceleci biliyorum ne okursa, aynı psikolojiye cemaat de giriyor, bir an evvel bitsin istiyor bu sefer yani. Bir rahat okuyuşa bir alışılması lazım. Bir de yani ayetle seçilen ayetler de iki ayetten, üç ayetten az olmamalı. Aralarında da mana bütünlüğü olmalı. Ama bütün bunları kaybettik yani şu olarak. Ee, dedim ya bir gün talebeler, hocam dediler şurada bir e, cami var tam imtihanlık. İmtihan mevsimiydi. Ramazan'da Haziran'a gelmişti. Allah Allah dedim. Her geldim yurtta görüyorum. O camiye gittim ben de. Aman Allah'ım. Çıldırmış yani. Niyet ettim Allah rızası için işte diye teravih kılmaya uydum deli bir imama diyeceksiniz. Başka çare yok. <laughs> Paldır, küldür, cangır, cungur gidiyoruz. Yani bir insanın yetişme aynı onun gibi delirmezse yetişmesi mümkün değil, asla değil. Yani biz o yıllarda üniversite talebesiz Genç insanız yetişemiyoruz o zaman. Bittikten sonra hafız da Allah'tan kork dedim. O da tokatlıydı. Allah'tan kork dedim ya. Yani şey olarak yani bu namaz ne yaşlısı mümkün değil. Yani aynı anda onunla secdeye gitmesi, onunla rükûya gitmesi mümkün değil yani şey olarak. Binler yani yüzlerce insanın canı, namazının canını okuyor. Aynı anda secdede bulunmazsan en azından Sübhanallah diyerek diyecek kadar secdede veya rükûda imamla aynı anda bulunmalısın. Yoksa namazın gider. Yani namaz olmaz imama muhalefetten gider. Ee, ve bunun mesulü kim? Birinci derece imam. Ama ikinci derecede de cemaat. Niye? Cami ağzına tıklım tıklım. avlusu bile doluyor. Küçük bir cami ama her tarafı dolu taşıyor. şimdi dozunu da kaçırmayalım. Elbette ki o da doğru bir davranış değil ama. Ya bırakmalı yani doğru yani o, o camide namaz, ben kanaatimi söylüyorum. Mübalağa da etmiyorum. Adama da şey yapmıyorum. Yani o camide o namazın kılınması doğru değildi. Ee, terk edip çıkılmalıydı ama ben imamın arkasındaydım. Yani millete nasıl şey, şey yaracaksın, çıkacaksın ve zaten sen çıkınca kadar o bir bitirir. Yani kapıya gitmeden evvel yani kalkar bir rekat daha bitirir. Ver. <laughs> Adamın bir tanesi koşa koşa teravihe geliyor. Bala falan filan da şey var şey bitirip selam veriyorlar yani ilk dört rekatı. Şunda anne falan da adam yani eyvah demiş yani yetişemedik. namaz kılanlardan bir tanesi şey, biz namazın içindeyiz sanki yetiştik demiş. Evet, <laughs> Ama öyle subhan Allah'la bitirdik olur mu namazı? Olmaz. Ya hiçbir şey okumadım, hiç duymadım ben. Ben de <laughs> evet, evet, evet. öyle Ha yani şöyle diyeyim eğer öyle gündüz namazları ise gündüz namazları iç iç içten okunur. İçten akır, içten okur. Evet evet oku. Ben dikkat etmedim. İçten iç, içten okunur. Evet. Ben çocukken yine bir ima, ee, biri seni imamlığa geçirdiler. Misafir hoca olarak gelmiş. Adamın dalin. Anladım. Başka hiçbir şey anlamadım. Şeyler Ondan sonra kavga çıktı tabii namaz bitince. Evet. Hamsini ayetten çıktı. 50 ayet okunca kadar bekler de kabla en yar sehu başını kaldırıncaya kadar 50 ayet okuyacak bir zaman geçerdi diyor yazının. Evet. ويمكث في سجوده قدر ما يأخذ خمسين قبل أن يرفع رأسه فإذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين سكت بالأولى الفرا من الأذان الأول دده أشاده رمضان ده أولدون عن seket el müezzin bil ula demek müezzin ilk ezanı okuyunca sabah namazı min salatil fecr sabah namazı buradaki mine e, dendan diye almayacaksınız. Mini beyaniye deniyor buna. Sabah namazı için ilk ezanı okuduğunu okuyup bitirdiğinde gâme kalkardı. Fe reka rekateyni hafifeteyni iki e, rekat namaz kılardı burada sabah namazının ezanına ilk ezan deniyor. Değil yani geri döndüm. İlk ezanına kamete ikinci ezan deniyor. Kamet de ezan olarak şey yapıyor. İki rekat hafif namaz kılardı. ثُمَّتْ لَجَ عَلَى شِقِّهِ Eymen Sonra sağ tarafına uzanırdı. Hatta يَئْتِيَ müeddin Müezzin gelip kapısını çalıncaya kadar. Şimdi, Şöyle, şöyle diyelim. E, demin şu aklıma geldi. Acaba o mudur diye. Çünkü Ramazan ayında iki ezan okun orada. Birincisi içinde insanlara sahura kaldırmak içindi. Daha sonra biz Osmanlı geleneği iyi bir buluş bulduk. Birinciye top atmaya başladık. <laughs> İftar için top atmak gibi. E, i̇kinci bizde iki ezan. Ama Bilal radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz diyor ya, Bilal'in ezanı sizi yanıltmasın diyor. Bilal e, sahur için ezan okur. Fecrin doğduğuna haber veren ezan kimin ezanıdır? Abdullah İbn-i ezanıdır. Ona dikkat edin diyordu. O zannettim o değil. Burada yani fecir doğunca fecir ezanı okunuyor. Fecir ezanı okunduktan sonra Peygamber Efendimiz kalkıyor. Peygamber Efendimiz'in sabah namazının sünnetini hafif kıldığı yani kısa surelerle kıldığını anlıyoruz. E zaman zaman da isim veriliyor. E, ne gibi? قُلْ يَا اَيُوَ الْكَافِرُونَ ve İhlas sureleriyle kıldığına dair e, isim veriliyor. E, sonra Peygamber Efendimiz uzanarak cemaatin toplanmasını bekliyor. E, cemaat toplanınca, yani bir ikinci müezzin gelip kapısına, hadi e, geri birisinde biliyorsunuz ezandan sonra Bilal Hazretleri geliyor. Peygamber Efendimiz'e اَسْحَلَاتُ خَيْرُ مِنَ النَّوْمُ diyor. E, Efendimiz'in çok hoşuna gidiyor. Şimdi ben birisine söyledim, uyandırmak için salat hayrı minen diyorum, Neredeyse küsecekti bana. Sonra şeyden yani, niye? Yani horul horul uyuyorsun, bak namaz kılmıyorsun gibi bir şey anladı ondan. Yani şey olarak, hayır yani bu Bilal Hazretleri söyleyince Allah Resulü'nün hoşuna gidiyor. Yani kalkıyor, bunu da sabah, kama, e, şeye, e, sabah namazına ilave edin e, diyor. E ee, müezzin geliyor, kalçı dışarı çıkıyor Peygamber Efendimiz sabah namazını kıldırıyor. E ee, bir sonra Kadı Şerif İbn Şihab'tan İbn Şihab e, eseri olan bir insan İbn Şihab ahbarahum bi isnadihi ve manahu aynı hadisi aynı senetle ve manayla naklediyor. Gale o rivayette deniyor ki yutri bi vahidetin tek bir rekatla bitir yapıldı ve yescudu kadrama yak, yakrahu ahadukum 50 ayet sizden biri 50 ayet okuyuncaya kadar miktarda secde yaptı. Qable en yarfa ra'sehu başını secden kaldırmadan önce bu kadar uzun durdu. Fe ida sekete'l muezzim min salat'il fecr ve tebayena lehu'l fecr e, ee, müezzin sabah e, e, için ezan okuyunca e, fecirde de açığa çıkınca vesaka manahu gerisine aynı şekilde devam etti. Ve bazıhum yezidu ala bad ravilerden bazısı diğerlerine ilave yaparak bu hadiseyi naklederler der. Evet. Şimdi e, biliyorsunuz hadiste e, ne vardır? E, lafzıyla e, Nakletme mecburiyeti yoktur. Ne kadar lafzıyla, yani Peygamber Efendimizin kullandığı kelimeyle aktarılırsa bu güzeldir. Ama icbari değildir. İnsanlar ne anladığını bazen kendi kelimeleriyle anlatabilirler. Onun yerine uygun kelime kullanırlar. Bu yüzden Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, iki rabi var. İki rabiden birisi fakih ise, fakihin rivayetini, e, fıkhi e, kabiliyeti zengin olmayan, ön planda olmayana tercih eder. Neden tercih eder? Fakih kelimeyi değiştirse bile fıkha tesir edecek bir kelimeyle değiştirmezler. Onun için Abdullah İbni Mesud'un rivayeti kıymetlidir. Fıkhi e, kabiliyeti son derece yüksektir. Yani öyle az buz değil yani şey olarak son derece yüksektir. E, ve bunlara dikkat ederler. Hulefe-i başkasına tercih eder. Abdullah ibn-i Mesud'un kuru başkasına tercih eder. Zeyd ibn-i başkasına tercih eder. Böyledir. Ee, normalde hafıza gücü, hadisçiler daha ziyade hafıza gücü yüksek olanı tercih ederler. Ebu Hanife fıkhi kabiliyeti yüksek olanı tercih eder. Evet. Bunu şunun için dile getirdim biraz da, geçen yıllarda, bir iki yıl oluyor zannediyorum, eee esam Ensar vakfında oldu. Ensar vakfında e, ilahiyatta da Diyanet'te de görev almış birisi hadise dil uzatırken şey şeyler şeylere şeyler, kullandığı kelimelerden bir tanesi dikkat edin, hutbede bile yani gala Resulullah" denmiyor. İşte "keman gala Resulullah" yani gala Resulullah" ev "kema gal" deniyor. Yani kendileri bile Rasulullah deyip demediğinden emin değiller. Ama bunu din diye dayatıyorlar ve benzeri diye bir konuşma yapıyor. Çok çirkin buldum, ifadeyi de çirkin buldum. Bunu anlamayan bir insan olsa neyse ama bilgi kirliliği yapmak insan isteyen birisi olarak zihnime nakşedildi maalesef. Gel, buyur. Gelelim bir sonraki hadis-i şerife. Yine Ayşe validemizden geliyor. Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yusallî minel leyli felâsete rekaten. Ayşe validemiz 11 rekat diyordu. 13'e çıkarttı. Geliyor. Yûtiru minhâ bi khamsin e, tanesini vitir niyetiyle kılıyordu. Diyor. La yecüzü fî şey'in minel khamsi Hatta yıldız fi filakhirati beş rekatta oturmuyordu, sonuncuda oturuyordu ve selam veriyordu. Vallahi alem. evet şu andaki zahir imanı öyle. Son kıldığı beş rekatta oturmuyordu, son sonunda oturuyordu ve selam veriyordu diyor. Yani canım. Bu Bunlar işte elemeye elemeye ve netice elde etmeye yönelik olan hadis-i şeriflerdir. Okumaya devam ediyor. Sonunu bağ bağlarız yani inşallah. Yine Ayşe Validemiz'den geliyor. Yani burada bize göre tekrar söyleyeyim. 13 rekat diyor ya, 13 rekatın 8 rekatı bize göre nedir? Yine teheccüttür. Geriye kalan 3 rekatı vitirdir. Son 2 rekatı da nedir? Fecirdir. He Ayşe validemizden geliyor. Enne Nebiyullah sallallahu aleyhi ve sellem kan yusalli min el-leyl 13 rek'a yine 13 rekat dedi. Kan yusalli 8 rek'at. Bak 8 rekat kılıyordu. Ve yutiru bir rekaten bir rekatla vitir yapıyordu. Sonra yusalli sonra tekrar namaz kılıyordu. Kale Müslim ba'del vitri sonra sonra ittfaka ve huve qa'idun. Sonra e, naklediyorlar ki Peygamber Efendimiz e, iki rekatı oturarak namaz kıldırıyordu, kılıyordu. Feide arada en yarka kama Sonra e, ayağa kalkıyordu. Yani rükû yapmak isteyince ayağa kalkardı. Feraka rükûye giderdi. Ve yusalli beyni ezenil fecri vel ikameti. Ee, sabah namazının ezanı ile kameti arasında iki hareket namaz kılardı. Bu sabah namazının sünneti. Bu Davud içerisinde en çok ahkam ayetinin olduğu e, işte ke, hadis kitabıdır. Türkçe tercümesi de yanlıştır. <laughs> yani tercüme edip halkın eline verdiler. Şimdi halk bütün bunları okusa bunun iltihandan ne çıkacak ve nasıl bir neticeye varacak düşün düşününüz. Evet. Bir sonraki hadis-i şerif Said İbni Ebi Said'in el Makburi ile. Buyur. Ayşe'yi okuduk. Bir tane, şey Bir tane daha mı var? Kırkta mı yaz? Tamam. <laughs> Atlamayalım. Enne nebiyyallahi kani yusalli selâsâ açırakâ kâni yusalli 8 Orayı okuduk ya. Aa, ben de ya dur. Yok yok şey anladım anladım. An, an, anladım. O da Ayşe validemizden. Ben e, ile e, Said ibn Ebi Said el Makburi şeyden evet. Ennehu akbarahu evet. Sele yani o e, anladım. Ayşe validemize soruyorlar. Onun için önce dedim ona. Soruyorlar. Zevcen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Keyfe kânet salatu Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Ramazan peygamber efendimizin Ramazan ayındaki namazı nasıldı diye soruyorlar. Fakat Ayşe validemiz diyor ki: "Me kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yezidü fi Ramazan ve fî fi alâ ala 11 rakaten. Peygamber Efendimiz Ramazan'da da diğer aylarda da 11 rek'ata ek olarak namaz kılmıyordu. Yusalli erba'an. Fela tes'el an husnihinne ve Peygamber Efendimiz dört rekat namaz kılıyordu. Onların ne kadar güzel kılındığını ve ne kadar uzun kılındığını sormayın diyor. Yani bizde de, de kullanız ya sormayın ne kadar güzel vesaire diye. Güzelliği ayrı, uzunluğu ayrı diyor. Thumma yusalli erba'an dört rekat daha kılıyor. Fela tes'el an husnihinne ve Yine aynı şekilde ne güzelliğini ve uzunluğunu sormayın. Sema yusalli telaten e, daha sonra üç rekat kılıyordu. Galet Aişe radıyallahu anha galet ya Resulullah etenam qablan tutir tutir e, şeyden evvel bitir namazı kılmadan evvel e, ok, e, uyuyor musun? Ne diyor? Ya Aişe inne ayni tenamani gözlerim uyuyama ve la yenamu kalbi kalbim uyumuyor diyor. Ee, Ayşe validemize peygamber efendimiz. Buna dayanarak bunu tamamlayan başka hadisler de var. Buradaki sekiz rekatın peygamber efendimizin kıldığı bu sekiz rekatın Ramazan'da e, teravih olduğu kanaate hakimdir. Buna dayanarak İmam-ı Şafi Rahmetullahi Aleyh, teravih namazının 8 rekat olduğunu söyler ve bunda ısrar eder. Evet, Delillerinden birisidir. Bunu destekleyen başka rivayetler de geliyor. Hanefiler teravih 8 rekat olarak kılınır mı? Evet kılınır. Ama teravihin kemali bize göre 20 rekattır. Malikilere göre daha da kılınabilir. Pekala Hanefiler teravihin teravih mutlaka gelecektir yani şey olarak devamında. Teravihin 20 rekat olduğundaki bizim en güçlü delilimiz sahabinin tatbiki'dir. Yani her zaman bir hadis hadis olarak sözlü olarak ne yapılmaz rivayet edilmez. Bazıları fiili olarak da nasıl sünnet üçe ayrılıyorsa kavli hadis kavli sünnet fiili sünnet, takriri sünnet diye. Burada sahabilerin rivayeti de en azından ikiye ayrılır. veya biri Birisi nedir? Kavli olarak rivayettir. Bir de fiili olarak rivayet vardır. Mesela Arafat'taki namazların, öğle ile ikindi namazların cem'i ile ilgili hadisler haberi ahattır. Tevatür derecesinde değildir. Yani şey olarak ama orada sahabilerin yani bunu namazı cem ederek kılıçları Binlerce sahabi yani aynı şekilde kılıyorlar. Dolayısıyla o rivayet belki de kavli rivayetten çok daha güçlü. Daha sonra yani Hz. Ömer devrinde teravih namazı cemaatle kılınmaya başlayınca ne oluyor? E, namazı kıldıran Übey e, İbni Ka'b da e, cemaatte bunu ne diye 20 rekat olarak kılıyorlar. Ve hiçbir sahabi buna itiraz etmiyor. Nereden çıktı bu 20 rekat? Allah Resulü 8 rekat kılardı demiyor. Bunların içerisinde son derece bilgili, birikimli. Hatta Hz. Ömer gibi hadis olmama endişesi taşıdığı zaman yakasına yapışıyor. Çabuk kendine bir şahit bul diyor. Sahabeyi zora sokuyor. Bunu Resulullah'tan mı duydun? Evet diyor. Çabuk kendine bir şahit bul diyor. Adamcağız arıyor, tarıyor, şahit bulup getiriyor. Ondan sonra Ömer sakinleşiyor. Buyur. Hazreti Ömer'in titizliği yani bir de bazı şu bazı şeylerde e, nedir özellikle e, kolaylık getiren hadislerde millet gevşemesin duygusu var Hazreti Ömer'de. Bunu duyarsa gevşerler anlayışı var. An Said İbni Hişam. Bu oldukça karışık bir hadis. Bir de zaman dilimimiz nasıl? Evet. Evet. Bu hadisi okuyabiliriz. Kaleh tallektum rati. Hanımını boşamış. Boşanma sorusu sormayın diyorum. Hala yağmur gibi boşanma sorusu geliyor. Sonra da oraya bana ne diye yazacak. <laughs> Soracak başkaları yok. Anlıyorum ama gerçekten bıktım. Yani bir şey olur. Hocam işte genel cevap vermedim. Yani var burada şu şey olarak. Hala Vereceğim hala. mecburen. Buyur. Buyur. Evet. E, e. Şimdi yaşa işte ne yapmış kavga etmişler kapıyı çıkmış yıkar, çarpmış, çıkmış arkasından bilinen ne söylemiş? Evet birisi de sormuştu bana arkasından hocam çabuk cevap ver yarın yarın ödev var diyor ödevinin süresi dolmuş yarın ödevini bilmediğim çabuk cevap ver diyor çoğu olarak ödevi bana mı verdiler dedim Sonra da cevap verdim sorusuna ondan sonra özür dilerim bir daha soru sor. Hanımı boşamış. Fe ateytul medine fe ateytul medine de Medine'ye geldim. Li ebi'a aqaran kan li biha. Medine'de olan gayrimenkulumu satmaya akar yani gayrimenkule denir. Medine'deki e, gayrimenkulumu satmaya geldim. Fe eşteri bihi onunla satın alacağım. Es silah silah satın alacağım. Yani orası ve ağzu onu gaza için gaza edeceğim. Onu savaşlarda kullanacağım. Felakitu neferen min ashabin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in sahabilerinden biriyle karşılaştım. Tekalu <laughs> dediler ki, kat erade neferun münasetetun. Minnasittun mu? Yani ben de onu, onu soracaktım. Fe arada neferun minne sittun bizden altı kişi. Dur. Sittetun affen. <laughs> minne sittetum. bizden altı kişi böyle yapmak istedi. En yef'alu zâlik fe nehâhumun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi geri döndük. İnsanlar niyeti. Bu hanımı niye boşamış? Kavga etmek için değil, kavga ettiği için değil. Kendisini bekar hale getirmek için. Savaşa gidecek. Savaşa gidecek. Dolayısıyla hanım onu bekleyip durmasın istiyor. Hanımı boşamış. Evet, Medine'ye geldim. Medine'deki gayrimenkulumu satacağım. Onunla silah alacağım. Onunla savaşa gireceğim. Kendimi bu işe vakfettim demek istiyor. Anlaşıldı çok kötü niyetli değil. Aşırı niyetli. Öyle. Diyor. Ya bazen şey de var nedir o? Kadir Bey boşama hakkını hanıma vermişti. Kadir Mısıroğlu. Neden durmadan hapse girip çıkıyorum diye? En azından sen hür ol e, niyetiyle. Bazen öyle, öyle düşünülüyor niyeti. O bir de tekrar ediyorum. O yılların bir iyi tarafı var. Yani boşanan hanımlar açıkta kalmıyorlar. yani genellikle evleniliyor. Kısaca öyle düşünmüş. Bunu da demek ki anlattı. Anlatınca sahabiler bizden altı kişi bunu böyle yapmak istedi ama Resulullah buna rıza göstermedi diyorlar. Kale ve kale lekad kana lekum fi Rasulillah usvetun hasene. Allah onlara Resulullah da sizin için örneklik vardır, güzel örneklik vardır dedi. Ve İbn Abbas. Ben İbn Abbas'a geldim. Sonraki yılların başvuru en çok başvuran alimlerinden birisi Abdullah İbn Abbas olmuştur. İlim böyle bir şey. Vakti sahabiler nazarında İbn Abbas çocuktu. Yani ama öğrenmek isteyen bir çocuktu. Onlara sonra 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 bilgi biriktire biriktire herkesin e, müracaat ettiği birisi haline geldi. Ona geldim tuhu an vitrin sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin kıldığı vitir namazını sordum. <laughs> Fekale edulluke ala a'lemin nasi e, bi vitri Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Sana e, Resulullah'ın vitrini en iyi, insanların en iyi bilenini e, işaret edeyim dedi. Ona delalet edeyim dedi. Fe'ti Aişete radıyallahu anha. Ayşe validemize git. tuha Ayşe validemize geldim. Fe'stetba'tu hakim hakim ibn Eflah. Ben hakim ibn Eflah'ı takip edeyim dedim. f'ebe yaklaşmadı. Yani gelesi gelmedi demek şet tohuşe ne demek Allah aşkı için diye ısrar ettim yeminli yani e, inşaat e, yeminli ısrarlı Allah aşkına gibi bir kelime e, Vallahi gibi e, billahi gibi yani ifadeler kullanıyorlar Bu nevi e, ısrar ettim Fen talaka ma'i benimle beraber geldi Festa'zenne ala Ayşe Ayşe validemizin yanına girmek için izin istedik. Galet: "Men haza?" Bu kim dedi? Gala: <laughs> "Hakim İbn Eflah." diye cevap verdi. Galet: "Ve men Yanında kim var diye sordu. Gala: Sa'd İbn Hişam." dedi. Galet: "Hişam İbn Amir, ellezî qutila yame Uhd." Ee, amir'in oğlu ya yani Hişam mı? Yani Uhud Savaşı'nda öldürülen şehit edilen amirin oğlu Hişam mı diye sordu. Kultu naam evet dedim. Galet ni'mel mar'u kâne amir. Amir ne güzel bir insandı dedi. Yani babasını Ayşe validemiz tanıyormuş demek ki. Amir çok güzel bir insandı dedi. ''Kale kultu ya ümmel mü'minîn yanına gelince ona ey mü'minlerin annesi haddifîni an hulikî Rasûlillah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in ahlakından bize bahset dedim. Bunu, bu bölümü biliyorsunuz genellikle. Galet evet. dedi ki, Eleste takraul Kur'an, Kur'an okumuyor musun diye sordu. Fe inne hulika Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem kenel Kur'an, Rasulullah'ın ahlakı Kur'an'dı dedi. Kale kultu haddifini an kıyamil leyli, gece namazlarının hakkında yani bize bilgi ver, anlat. Kalet Eleste tekra o Ya eyyuhel müzemmil Suresini okumaz mısın? Dedi. Kale gultu bela Elbette okuyorum dedim. Kalet ve inne evvele hâzihi sure Nezelet. Bu surenin ilki nazil oldu. İlk bölümü diyeceksiniz burada. İlk bölümü nazil oldu. Fe kâme ashabu Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem e, Resulullah'ın sahabileri Gece namazı kılmaya başladılar. Orada kumil leyle illa kalile diyor yani kalkıp namaz kılmaya baş başladılar. Hatta intefakat akda muhum ayakları şişinceye kadar namaz kıldılar. Ve habusa habusa hatime tuha fi semai ifna aşara şehran. Benim gözler hala çatal görüyor bilesiniz. Diyorlar. Onun için bir gözü kapatarak nişan alıyor. Şöyle, <laughs> Hobisa hatimetu's surenin gerisi yedi kat semada beklediyor. Semada bekledi diyor. Yani sure <laughs> nazil, olmadı. E, nazil olmadı. Surenin gerisi nazil olmadı. Semada hapsedildi. Ne kadar etne aşara şehren 12 ay yani bir yıl ne yapmış? Nazil olan bir yıl bu şekilde devam etmişler. Thumma nezela ahiruha sonra surenin geri kalanı nazil oldu. فَصَارَ قِيَامُ الْلَيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ Bundan sonra farz gibi kabul edilirken öyle diyeceğiz. Bundan sonra gece namazının nafile namaz olduğu yani ne oldu? Yani anlaşıldı yani şu olarak. Ama insan in, in, bir sene boyunca farz 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 gibi kılıyorlar. Evet. Kâle <laughs> kultu haddifini an vitrin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem peygamber hem vitrini anlat dedi. Kâle kâne yutiru bi femâni rekaatin sekiz rekat kılardı. La yedlüsü illa fit thâmineti sekizinci de oturdu. Thümme yekûmu fe yusalli rakaten okra sonra kalkar bir rekat daha kılardı diyor. La yedlüsü illa fit thâmineti ve tâsiyatı. E ee, sadece 8 zincir rekatta ve 9. rekatta otururdu der. Wa ra yu selamu illa fi tasia'ati 9.da selam verirdi. Sonra yusalli iki reketin ve o jalis daha sonra iki rekat oturarak iki rekat kılardı. Fe tilke 11 rekaten ya buney böylece 11 rekat olurdu evladım diyor. Felemme esenne Rasulullah yaşlanınca ve ahaza lahmu lahmu değil mi orası? Lahme, lahme mi? İki türlü de olur. Uydur uydur söyle. Söyleyeceğim neden olacağını şimdi. Ahaza lahme dersen peygamber efendimiz et aldı olur. Yani kilo aldı. Anlaşıldı? Evet ya. Yani. Kilo alınca ve ahaza lahmu derseniz yani la, lahmu, et ona birinci olur. yani <laughs> yani et onu sarınca demek yani ikisi de kilo alınca demek. Ev tara bi seb'i o zaman 7 rekatta bir. Yani 4 rekat gece namazı kılıyor bize göre 3 rekat e, vitir kılıyor. Lem yedis illa fi sadisati ve sabiati 6. da ve 7. de <yedincide> otururdu. Ve lem <laughs> yuslim illa fi sabiati 7. de selam verirdi. ثُمَّ يُصَلِّي وَهُوَ Sonra oturarak iki rekat namaz kılardı. فَتِلْكَ هِيَ تِسْعُ رَكَعَةٍ يَا بُنَيْ Evladım Bu toplama dokuz rekat olan bir namazdı diyor. وَلَمْ يَقُمْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ لَيْلَةً يُتِمُّهَا اِلَى Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün geceyi sabaha kadar namaz kılarak geçirmezdi diyor. وَلَمْ يَقْرَيْ الْقُرْآنَ ف۪ي لَيْلَةٍ Hiçbir zaman Peygamber Efendimiz bir gecede hatim yapmadı. Olarak bunu istemiyordu Peygamber Efendimiz. Hiçbir gecede Kur'an'ı baştan sona okumadı. وَلَمْ Yasum şahran يُتِمُّهُ غَيْرَ رَمَضَانِ Ramazan ayının dışındaki hiçbir ayın tamamını da oruçlu olarak geçirmedi. Ve kana iza salla salaten davama namaz kıldığı zaman o namaza hep devam etti. Yani devamlı kıldı. Kılıp bırakma. Ve kana iza galabat aynahu min akşam olup gece olup da gözleri kendisine galip gelince ne demek? Yani uyku evet uykusu çökünce insana uyku galip geliyor. Hem de nasıl geliyor? Geliyor. Ee, binevin zarabet ayı minel leyle binevin e, <laughs> e, uyku galip gelince salla minen nehari tintey aşara rekaten gündüz 12 iki rekat kılardı. Evet. Ya, bu da onunla bağdaşıyor ama onu mu kastediyor? Yani, tam belli değil. Yani gündüz namaz kılardı diyor. Fekale fe eteyti Abbas. Abbas'a geldim. Fe addestuhu. Bunu hatırlattım. Ona anlattım. Fekale dedi ki. Hâzâ vallâhi vel hadis. Hadis dediğim budur. Ve lew kuntu ukellimuhâ le Başka bir hikaye geliyor şimdi. Ve lew kuntu ukellimuhâ. Onunla konuşuyor olsaydım. Le eteytuhâ yanına vardım, Hatta üşâfihehâ bihi. bihi. Onun kendi ağzından bunu dinlemek isterdim eden Evet anlaşılıyor. Yani Müşafaheden bizzat kendisinden dinlerdim. Dinlemek isterdim diyor. Üzülüyor. Kale <gâle> kultu lev alimtu enneke. Cevap geliyor. Lev alimtu enneke la tükellimuha. Onunla konuşmadığını bilseydim ma haddestuke. ben Anlatmazdım diyor. Ve sallallahu ala seyyidil enbiya'i vel murselin ve ahru rabbil alemin. Geri döndük. Pekala. Niye küsmüş? <laughs> Karışmıyoruz. Öyle mi? Abbas radiyallahu Abdullah İbn Abbas radiyallahu anh şiddetle ve güçlü bir şekilde Hazreti Ali'yi tutar. Da, da, da. Evet, evet, evet. Ayşe Validemiz de Ayşe validemiz de Hazreti Aliye karşı geldi ordu oluşturdu ee, ve dolayısıyla e, Cemel vakası Cemel vakası oldu diye kızgın Cemel vakasında çok Müslüman ölmüştür, Sıffi'nden daha çok ölmüştür Cemel vakasında iki tarafta Müslüman olduğu için iki tarafta geri adım atmadığı için iki tarafında kaybı çok ama çok büyük olmuştu. Ve Ayşe validemiz buna sebep oldu diye kırılmıştır, kızmıştır. Yani haksız da değildir yani netice itibariyle ama küslük apayrı bir şey. bütün bu davranışlarda Hazreti Ali'nin davranışları dört dörtlük misaldir. Savaşta savaşın hakkını vermiştir. Daha sonra da Ayşe validemiz falan alınca, esir alınınca öyle diyelim şey olunca ona karşı davranışları, onun sonra Medine'ye hem çevresine donatışla, Kadınlarla donatıyor çevresini ve asker koruyucu askerler vererek Medine'ye kadar ulaştırıyor ve onlara da sık sık tembih ediyor. Gidenler de Ayşe validemize şeyde kusur etmiyorlar yani hürmette kusur etmiyorlar. Ayşe validemiz bundan sonra da hiçbir siyasi hadiseye karışmamıştır.